Sayın Rektörüm, Sayın Rektör, çok özür dilerim, Sayın Valim, Sayın Rektör Yardımcılarım, çok değerli hocalarım, çok değerli üniversitelerimizin, Türkiye'nin dört bir yanından gelen üniversitelerimizin çok değerli temsilcileri, değerli öğrenciler, değerli basın mensupları. Ben de bugün Güller Diyarı Isparta'da, güzel Isparta'da bulunmaktan çok büyük mutluluk, memnuniyet duydum. Her ne kadar çok kısa bir süre sadece bu program için, sadece bu açılış için bulunuyor olsam da hakikaten çok büyük mutluluk duydum. Öncelikle üniversitemizin güzelliğini görmekten çok büyük mutluluk duydum. Çünkü hakikaten erişilebilir bir üniversite gördüm, Süleyman Demirel Üniversitesi'ni. Bu bizim için çok önemli bir konu. Genel Müdürlüğümüzün en önemli alanı 2012 yılında erişilebilirlikti, istihdamdı. Erişilebilirlikte tabii ki çok uzun mesafemiz var, daha yapacağımız çok iş var. Ama bu çalışmayı üniversitede tam olarak uygulanmış görmekten büyük mutluluk duydum. Bence üniversitemiz örnek teşkil ediyor Türkiye'ye. İnşallah bütün üniversitelerimiz bu örneği alırlar ve tamamen erişilebilir hale getirirler. Tabii Türkiye'de ne kadar bu anlamda ihtiyaç sahibi var? Hemen akla bu soru geliyor. Yani bizim engelsiz üniversite birimlerimiz aslında kime hizmet ediyor? Kaç kişiye hizmet ediyor? Türkiye'de bu ihtiyaç ne? Elimizde verilerin olmadığına ilişkin hep konuşmalarda geçer. 2002 yılında yapılmış bir araştırma var. Onun sonuçları kullanılır. %10, %12 rakamları Türkiye için konuşulur. Biz verileri çok önemsiyoruz. Çünkü planlamalarımızı ona göre yapıyoruz. Ancak bu verileri elde ederken de 2002'deki yaptığımız değerlendirme ile bugün yaptığımız değerlendirme arasında fark olduğunu söylemek lazım. Çünkü o zaman görmeyen, işitmeyen, ortopedik engelli, zihinsel engelli, kronik hastalığından dolayı engelli gibi 5 gruba ayırırken engellileri, şimdi biz artık fonksiyona göre değerlendiriyoruz. Yani görmüyor, işitmiyor, kısmen görmüyor, kısmen işitemiyor olabilir ama belki sadece ellerini kullanamıyor, belki sadece ayaklarını kullanamıyor, belki kullanabiliyor her ikisini ama his kaybı var, belki öğrenme güçlüğü var, belki algı güçlüğü var sadece. İşte bunları artık tanımlamamız gerekiyor. Dolayısıyla istatistikleri de bunlardan yola çıkarak toparlamamız gerekiyor. Ben bugün size iki güzel haberle geldim bu konuyla ilgili. Çok yakın zamanda tamamlanmış araştırmalar var. Onların sonuçlarını önümüzdeki aylarda Sayın Bakanımızla da paylaşacağız ve kamuoyuyla da paylaşacağız. Birisi aslında çok eski bir çalışma da değil, yeni de değil, 2010 yılında tamamlanmış sağlık araştırması. Bu sağlık araştırmasını Sağlık Bakanlığı'nın web sitesinden de takip edebiliriz. Burada bir takım engellilikle ilgili istatistik rakamlar çıkıyor önümüze. Özellikle de gene fonksiyona dayalı tanımlamalarla ilgili ve engelli kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmasıyla ilgili özellikle veriler çıkıyor. Ama daha yeni, daha geçtiğimiz haftalarda sonuçlanan, henüz daha hiçbir yerde açıklanmayan nüfus araştırmasının sonuçları var. Bu nüfus araştırmasının sonuçlarına göre işte bu şekilde fonksiyona dayalı tanımlamayla Türkiye'deki engelli sayısı 4,5 milyon civarında çıkıyor. Kronik hastalıklar hariç. Tabii biz biliyoruz ki çok büyük bir kesim aslında şeker hastalığı, böbrek hastalığı, kalp hastalığı gibi sebeplerle veya kronik şizofreni gibi sebeplerle aslında engellilik durumu yaşıyor. Bunlar bunun içinde değil. Ama neler var? İşte az önce saydığım diğer fonksiyonlar, fonksiyon kayıpları var. Ve bunlar az önce belirttiğim gibi gruplandırılmış halde. Yani ortopedik engelli sayısı elimize geçmiyor. Ama elini kullanamayanların sayısı geçiyor. Ayağını kullanamayanların, yürüyemeyenlerin, kendi bakımını yapamayanların sayısı elimize geçiyor. Isparta içinde biz çok değerli müdürümüzle buraya gelirken baktık. 30 bin civarında engelli sayısı çıkıyor bu şeye göre, araştırmaya göre. Tabii nüfusa dayalı olduğu için bu hane bazlı da elde edilebilecek bir veri. Güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum ben. Çok yaygın yapılmış. Çünkü 9 milyon kişiyle birebir görüşülerek yapılmış olan bir çalışma. Araştırma olarak da çok değerli bir araştırma.
O yüzden bunu işleyeceğiz önümüzdeki günlerde. Isparta için neler gerekiyor, Ankara için neler gerekiyor, İstanbul için neler gerekiyor, Türkiye'nin her tarafı için ayrı ayrı çalışılması gereken, üniversitelerimizin, engelsiz üniversite birimlerimizin çalışması gereken önemli veriler diye düşündüğüm için bugün ilk defa sizlerle paylaştım. Bir geçen hafta Antalya'da Fizik Tedavi Kongresi'nde kısaca bahsetmiştim, bir de burada ilk defa bahsediyoruz. Sayılar çok önemli planlama için. Ama her şey sayıda değil, nitelik çok önemli. Az önce çok değerli birim başkanımız Yusuf hocamız belirtti. Mış gibi yapmak olmaz, bize yakışmaz. Bizim hakikaten işi tamamlamamız, bitirmemiz, çalışmaları ortaya çıkarmamız çok önemli. Dün Sayın Başbakanımızla engelli istihdamı üzerine bir program yapıldı Ankara'da. Ben itiraf edeyim ki burada Sayın Başbakanımız sadece gerçekleşmiş çalışmaları açıkladı. Proje bazlı, hatta projesi başlatılmış olanlara değinmedi bile. Çünkü bizim artık yapılmışı ortaya koymamız lazım. Yapılacağı değil. Yapılacaklar çok güzel. Projeler harika. Herkes projeyle geliyor. Ama hayata geçmeyen proje çok bir şey ifade etmiyor. Benim şöyle bir söz var, çok hoşuma giden. Gerçekleşmiş küçük işler, planlanmış büyük işlerden çok daha kıymetlidir. O yüzden biz gerçekleştirelim istiyoruz hep beraber. Bu çalıştayların da buna çok öncülük edeceğini düşünüyorum, buradan çıkan sonuçların. Eğer hakikaten sonuç çıkarmak gayesiyle çalışabilirsek hepimizin istifade edeceği konular olacak. Birkaç husus var paylaşmak istediğim. Özellikle erişilebilirlikle ilgili. Biz diyoruz ki engelli kişilerin engelsiz kişilerle birlikte sosyal hayatta, eğitimde, istihdamda hep beraber olabilmesi çok çok önemli. Hayat belli bir standarda göre düzenlenmiş. O yüzden işte bazen benim gibi uzun boylu olanlar da zorluk çekiyor. Bazen sağ elini kullanmayıp sol elini kullananlar zorluk çekiyor. Bazen yürüyemeyenler zorluk çekiyor. Bazen işitemeyenler. Çünkü hep belli bir standarda göre hazırlanmış dünya. İşte bu standardı şimdi genişletmek istiyoruz. Bunu belli bir paketten çıkarıp bu renkleri kuşatacak şekle getirmek istiyoruz. Bütün yaptığımız çalışmalar aslında budur özetle. Öncelikle tabii bunu yapmak için kafalardaki renklenmeyi genişletmemiz lazım. O gökkuşağının renklerini her tarafı kuşatacak şekilde, içerecek şekilde hazırlamamız lazım. O yüzden geçen yıl özellikle yürüttüğümüz çalışmada, erişilebilirlikle ilgili çalışmada biz Türkiye'yi iki tur dolaştık. Bütün bölgeleri, 7 bölge ve her bir bölgede, her bir dolaştığımız ilde o bölgenin yöneticilerini bir araya getirdik. Belediye başkanlarını, üniversite rektörlerini, il turizm müdürü, kültür müdürü, milli eğitim müdürü, bütün bu yöneticileri, muhtarlarımızı bir araya getirdik. Ve onlara aslında erişilebilirliğin ne olduğunu anlattık. Yani dediğiniz bu basit kelimenin neye karşılık geldiğini anlattık. Çok değerli bir hocamız vardı, Allah rahmet etsin. Herhalde sizler bilirsiniz, Şükrü Sürmen Hoca. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu idi. Ben de İstanbul'da çalışırken bizim kurumumuzun danışmanıydı, bu anlamdaki danışmanıydı. Şükrü Hocamız yıllarını vermiş bir insan bu konuya. Kendisi 20'li yaşlarda üniversiteyi kazandığı birinci sene trafik kazasında tekerlekli sandalyeye bağımlı hale geliyor. Ve üniversiteye bir süre ara vermek zorunda kalıyor. Çünkü gidemiyor. O gücü de kendinde bulamıyor. Daha sonra bir toparlanıyor. Başlıyor tekrar teknik üniversiteye. Fakat bu sefer sınıfı 4. katta. Asansör yok. Rektöre gidiyor, tabii gidemiyor, öğrenci rektöre gidemiyor, hocalarına gidiyor, uğraşıyor, didiniyor, rektöre de gidiyor en sonunda. Hiçbir şey alamıyor. Diyorlar ki yazılı getir, yazı yazıyor. Yazılarını da saklamış dilekçelerini, böyle dosyalar olmuş. Hepsinden birer kopya saklamış, bana da gösterdi. Hiçbir sonuç alamıyor. İkinci sınıf oluyor, üçüncü sınıf oluyor. Artık çaresiz bir şekilde kucakta taşınarak, tabii ki çok can sıkıcı bir durum. Çıkıyor üst katlara, bitiriyor okulunu ama hiçbir şey yapamıyor yani, gene o eziyetlere rağmen bitirmiş oluyor. Bitirdikten sonra üniversiteden çok kısa bir süre ayrılıyor tabii mezun olunca, ama diyor ki ben tekrar üniversiteye, yani hoca olarak dönmek istiyor. Döneceğim ama diyor gene üniversitem erişilebilir değil, zorluk çekeceğim. Gene bir kuvvet buluyor, gidiyor. Tekrar rektörle görüşüyor.
Bu sefer bir dilekçe yazmış en son, çok güldüm onu okuyunca. Lütfen biraz asansör diye en son ufacık bir cümle. Lütfen biraz asansör istiyorum diye bir dilekçe yazmış. Buna rağmen sonuç alamamış. En son düşünmüş. Ya demiş, benim istediğim nedir? Bir rampa girişe. Bir de yani bir asansör, ama hani asansörü başka şekilde de halledebilirim. Ben şu üniversitenin içine bir rahatça gireyim. Bütün o 10 yıl boyunca ikna edemediği hocalarını toplam yarım gün iki tane işçiyle bitirmiş bütün işlerini. Cebinden vermiş hepsinin de parasını. Bir şey de tutmadı diyor yani onu yapmak. İki yarım gün iki tane de işçi. Oldu bitti. 10 yıllık bütün serüven bu kadar sürede. Şimdi diyor ki bu kadar kısa sürede bittiğini bilseydim biteceğini. Ben öğrencilikte birkaç harçlığımla da bunları yapardım diyor. Çok pişman olmuştu ama işte bu kadar basit işler aslında. Gözümüzde büyüttüğümüz, mazeretler ürettiğimiz, paramız yok, bütçemiz yok. Ben az önce Sayın Rektörümüze sordum. Üniversitedeki erişilebilirlik düzenlemeleri çok mu pahalıya mal oldu size dedim. Dedi ki bunlar mazeret dedi. Pahalı falan değil. Bunların hiçbir bedeli bile sayılmaz, hesaptan sayılmaz dedi. Kendi ifadeleridir. Yani bunlar bizim kafamızdaki mazeretler. Biz eğer niyetliysek, ciddiysek, işimizi ciddiye alıyorsak, bunlar bir iş değil. Neyi nasıl yapacağımızı bilmiyoruz demek bile bir mazeret. Geçen gün yine Avrupa Birliği'nin bu konudaki uzmanları Türkiye'ye gelmişti. Onlara biz dedik ki Türkiye'de standartlar yoktu. İşte kapalı binalar için, yani kapalı mekanlar için, açık alanlar için, toplu taşıma araçları için, rampanın eğimi ne olacak, yerdeki malzemenin döşemesi nasıl olacak, işte kapı genişlikleri ne olacak, asansörlerde görmeyenler için ne tür düzenlemeler olacak, bunların standardı yoktu Türkiye'de dedik. O yüzden ilerlemeler geç oldu dedik, yani uygulamalar daha başlamadı. Üstelik Mimarlık Fakültesi'nin dersine erişilebilirlik dersi daha bir yıl önce konabildi dedik. Yani mimarlar bile, konunun en uzmanı olabilecek kişiler bile bunu bilmeden mezun oluyordu dedik. Böyle baktı o uzman bey, dedi ki bunların hiçbirine gerek yok dedi. Siz kendinizi yerine koyarsınız dedi, bir engelli kişinin, bir görmeyenin, tekerlekli sandalye kullanıcısının, koltuk değneğiyle yürüyen bir kişinin. Binanızın kapısından girersiniz, tavanına kadar yürürsünüz, bakarsınız, ona göre standardı da bulursunuz dedi. Yani bunu istiyorsanız, hani gerçekten istiyorsanız, bunlar da mazeret. Ama biz diyoruz ki işi kolaylaştıralım. Mazeretler çok çünkü, işimiz çok, başka alanlar çok. Engelli arkadaşlarımız çok içinde değil toplumun. O yüzden tanımıyoruz, tanışmıyoruz, bu ihtiyaçları görmüyoruz, gözden kaçırabiliyoruz. Bazen görmezden geliyoruz. O yüzden bizim yapmamız gereken şey aslında biraz buluşturabilmek, bir araya gelebilmek ve böyle olduğu zaman bakıyoruz bir dönüşüm başlıyor. Üniversitemizde olduğu gibi bir araştırma yaptık. Özel sektörde istihdamla ilgili iş adamlarına hep sorular sorduk. Ama şu cevap çıktı, yani araştırmanın en önemli bulgusu şu: eğer iş adamları, işverenler kendi bünyelerinde bir engelli çalıştırıyorlarsa bütün mekanlarını uygun hale getiriyorlar. Çünkü o bir hassasiyet kazandırıyor. Veya bir komşusu varsa, veya bir akrabası varsa, bir yakını varsa engelli, o zaman dönüşüm çok hızlı oluyor işletmelerde. Aynı şekilde biz kamu kurumlarının da böyle olduğunu düşünüyoruz. Üniversitelerin de böyle olduğunu düşünüyoruz. Yani eğer bir aradaysak bir şeyler oluyor, ama bir arada değilsek ne biz görüyoruz ne onlar bizi görüyor, fark etmiyoruz birbirimizi ve bu işler standarda göre gidiyor. O dediğim, yani hayat belli bir standarda göre kurulmuş dediğimiz şekle göre gidiyor. O yüzden yapmamız gereken şey aslında bunu bir kırıp hakikaten gayret edip iş çıkarmak. Biz bu işi çıkarabilmek için, işimizi kolaylaştırabilmek için tespit formları oluşturmuştuk. Bu tespit formlarını da web sitemizden yayınlamıştık. Çok basit, anlaşılabilir, ilkokul mezunu bile olsanız bir binadan girdiğinizde çatıya kadar nelere bakacaksınız? Tek tek size yol gösteren ve bir checklist gibi, böyle kontrol listesi gibi bunları doldurabileceğiniz basit bir form haline getirmiştik. Bunlar hala şu anda web sitemizden erişilebilir durumda. Bunu alıp uygulayıp tamamen binalarımızı, caddelerimizi dönüştürmemiz mümkün. Fakat şimdi biliyorsunuz kanunda bir değişiklik yaptık geçen yıl. Dedik ki
kamu kurumları, kamusal alanlar, sadece kamu kurumları değil, lokantalar, bankalar, özel hastaneler, kamusal alanlar erişilebilir hale gelecek. Gelmezse ne olacak? Gelmezse geçen yıl Temmuz ayında süresi doluyordu. Süresi dolduğunda biz bir yıl uzattık, o şöyle yorumlandı. Bir yıl daha uzatıldı. Yani düzenlemelerin yapılması için bir yıldan süre uzatıldı. Aslında süreyi biz uzatmadık. Aynen engelli olsun, engelsiz olsun bir kişinin geçen yıl mahkemeye başvurma hakkı nasıl varsa bugün de aynen var. Yani biz onun önünü kapatmadık. Kişi gidip ben bu üniversiteye giremiyorum, bu hastaneyi kullanamıyorum, bu caddede yürüyemiyorum diye dava açabilir. Bugün de açabilir, geçen yıl da açabilirdi, 7 yıl önce de açabilirdi. Ama kişi bireysel olarak uğraşmak durumundaydı. Yani devlet olarak bizim o kişiye bir desteğimiz yoktu. Bir ceza uygulamamız yoktu. Biz dedik ki kanunda bir yıl süre aldık. Dedik ki bunun da yönetmeliğini hazırlayalım. Nasıl cezayı uygulayacağız? İşte o yüzden bir yıl ek süre aldık. Yoksa süreci uzatmış olmak için değil. Biz buna devlet olarak da ceza getirelim dedik. Kişiyi mahkemelerde tek başına bırakmayalım. Dava açma işini devlet olarak da biz üstlenelim dedik. Hak hesabını soralım. İşte o yüzden bir yıl bunun nasıl uygulanacağına ilişkin yönetmeliği hazırlamak üzere bir yıl ek süre aldık. Şimdi o bir yılımız Haziran'ın sonunda doluyor tekrar. Biz de yönetmeliğimizi epeyce bir toparladık. Şimdi görüşlere göndereceğiz. Çünkü burada 5000 liradan 500 bin liraya kadar cezalar gelebilecek. Ama bu cezaları nasıl keseceğiz? İşte onu tanımladık. Bir objektif bir kriter yaratmamız gerekiyordu. O yüzden biz bir yazılım programı oluşturduk. Bu yazılım programında bizim bu tespit formumuz var. Caddeye de uygulanabiliyor, binaya da uygulanabiliyor. Bu tespit formunu kamu kurumunun veya kamusal alan dediğimiz yerin temsilcisi, yani resmi temsilcisi, diyelim ki üniversitemizin, bilemiyorum ama teknik işler sorumlusu gibi, fen işleri sorumlusu gibi bir teknik sorumlu bu girişleri yapıyor. Yani o formu baştan aşağı dolduruyor. Formu doldurduğunuzda zaten nelerin eksik olduğu çıkıyor, önünüze geliyor. İşte kapıların genişletilmesi gerekiyor diyor. Asansörlere görmeyenler için sesli uyarı sistemi konması gerekiyor diyor. Yani eksiklerinizi döküyor o formu size. Bir de her bir verdiğiniz cevabın bir puan karşılığı var. Yani siz binaya giremiyorsanız bir kere baştan kaybediyor. O çok ağırlıklı bir puan. Ama içeride lavabolarda işte tutunma barı koymamışsınız. O biraz daha küçük bir puan diyelim. Bu şekilde puanlamayla en son diyelim ki bu binanın erişilebilirlik yüzdesi çıkıyor ortaya. %60 çıktı diyelim ki. %40 daha erişilebilir değil. İşte biz cezaları bu yüzde üzerinden kesmeyi düşünüyoruz. Ve şunu da düşünüyoruz. Biz bunu eğer kamu kurumlarından aldığımız bilgilerle yapacak olursak, şimdi ben kurumun diyelim ki fen işleri müdürüyüm, temsilcisiyim. Ama benim genel müdürüm var, benim patronum var, her neyse. Patron diyor ki, ya yaz işte hepsini, tamam yaz, bütün kapıları düzgün de, işte rampalar oldu de diyebilir. İşte o yüzden biz diyoruz ki, bu ihmaller de olabilir diye düşünerek ve aynı zamanda sivil inisiyatifi de işin içine katmak için aynı binanın, aynı teknik sorumlusunun doldurduğu form gibi bir formu da gene bizim yazılımımızda bir sivil toplum kuruluşu dolduruyor. Yani diyelim ki Isparta'daki bir herhangi bir dernek, engelliyle ilgili olabilir, olmaz. Ama biz iki konfederasyonla birlikte hazırlıyoruz yönetmeliği. Engellilik alanındaki iki büyük konfederasyonla. Onların illerde ve kurum bazında bize temsilci isimleri vermelerini istedik şimdi, onu bekliyoruz. Mesela bu üniversitemizin bir sivil temsilcisi olacak. İsmini bilemiyoruz, verecekler bize. O arkadaşımız da aynı formu dolduracak. Ama diyelim ki ben doldurdum, teknik sorumluluğu %60 çıktı, öbürü doldurduğu %70 çıktı veya daha düşük çıkar herhalde, STK'lar biraz cimrilik yapar, %50 çıktı veya %40 çıktı. Şimdi arada kaldık, yani nedir bunun gerçeği? O zaman işte üniversitelerimizin mimarlık fakülteleri, şehir planlama bölümleri ve ilgili bölümlerinin de form doldurabileceği bir üçüncü penceremiz var. Ona da bu öğrenciler ödev olarak dolduracaklar. Buraya isterlerse birçok bölüm eklenebilir. Çünkü dediğim gibi bu bir teknik iş. Teknik işe vakıf olduğunu düşünen ve bunu ödev olarak üstlenmesi gerektiğine inanan bütün bölümler bu formda bize katkıda bulunabilirler. Böylece bu üç
farklı gözden değerlendirilmiş tek bir kuruma, tek bir binaya, tek bir caddeye ilişkin program bize yüzdeyi veriyor. Biz de o yüzde üzerinden cezayı kesiyoruz. Yani maksimum ceza diyelim ki 500 bin lira veya 50 bin lira, onun %40'ı, onun %60'ı hangi oranda gerçekleştirmediyse onun cezasını keseceğiz. Böylece bir objektif bir çalışma yapmış oluruz diye düşünüyoruz. Tabii amaç ceza kesmek değil, amaç hep ödül vermek. İnşallah üniversitemize ödül vereceğiz tabii ki gördükten sonra. Amaç tabii ki teşvik etmek, ceza vermek değil. O yüzden bundan sonraki bizim bu yıl içindeki en önemli çalışmalarımızdan bir tanesi de bu alanda olacak. Sanırım Haziran'dan itibaren bunlarla ilgili açıklamalarımızı yapmış olacağız. Bir diğer önemli konu eğitim. Yani mekanlarımız erişilebilir olduktan sonra biz artık engelli kişilerin de eğitim almasını teşvik edebiliriz diye düşünüyoruz. Artık çünkü evimizden çıkabileceğiz, gelebileceğiz, okuyabileceğiz. Ama bu konuyla ilgili maalesef çok üzülerek söylüyorum ki okul öncesi eğitimden başlamak üzere temel eğitimde, ondan sonra yüksekokullarda ve lisans düzeyinde çok büyük sıkıntılarımız var. Bir arada olamadığımız için. Kaynaştırma programı diyoruz. Kaynaştırma programına okullarda okul velileri itiraz ediyor. Yani engelli olmayan çocukların velileri itiraz ediyor. Onu aşıyorsunuz, okul müdürü itiraz ediyor. Onu aşıyorsunuz, öğretmen diyor ki ben bilmiyorum, anlamıyorum diyor. Görmeyen birisinden ben ne anlarım diyor haklı olarak. Onların eğitilmesi gerekiyor. Çok işimiz var buralarda. Ama geçti diyelim ki bütün bu aşamaları. Geldi, liseyi de bitirdi, üniversiteye başladı. İşte orada çok büyük destek gerekiyor. Ben unutmuyorum. Bir arkadaşımız beni telefonla aradı. Üniversiteyi kazanmış. Daha önce diyor lisedeydim diyor. Tekerlekli sandalyedeymiş. Bana hep abim yardımcı oldu diyor. İşte eve gelince banyom vesaire diyor. Hep bana o yardımcı oldu. Okulumda da diyor yardım etti. Ama şimdi üniversiteyi kazandım diyor. Üniversite okumak istiyorum. Fakat abim yok diyor. Farklı bir ilde kaldı. Ben şimdi üniversiteye geldim. Bana bir destek lazım diyor. Üniversitede dersime gidiyorum tamam da diyor. Yurda geldiğim zaman yurtta benim ihtiyacımı karşılayacak ona yalvar, buna yalvar. Çok haklı bir tabii ki talep ama üniversitemiz bunu kurmuş. Az önce hocamız bunu açıkladı. Bu destek hizmeti çok önemli. Engelsiz üniversite birimlerinin yapabileceği en önemli çalışmalardan bir tanesi. Çünkü bu öğrencileri kaybedersek oraya kadarki bütün emek boşa gidiyor. Bütün motivasyon boşa gidiyor. Şimdi biz sizden bu çalıştaydan şunu bekliyoruz. Bu öğrencilerimizin talepleri nelerdir? Bu destek anlamında talepleri nelerdir? Çünkü buna ilişkin bir mali kaynak da sağlamayı düşünüyoruz. Yani bir refakatçi eğer okul süreci sonrasında veya günün belli saatlerinde gerekiyor.